Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Ankara At Yarışları programının karşınızdayım. 8 koşulu bir Ankara programıyla sizlere Yedili Piyasa'dan itibaren yorumlamak istiyorum. Bugün programa başlamadan önce dünkü İstanbul yarış programında nedense bir talihsizlik yaşadım. Son koşuyu yorumlayamadım. Daha doğrusu yorumlamadım. Biraz da yorgunluktan olsa gerek. Çünkü saat gece vardiyasında çalışıyordum. Eve gelmem benim 12'yi falan buldu. İşte zaten gündüzden biraz bakmıştım. Hazırlıklar, bir ön hazırlık hazırlamıştım. İşte akşam yine saat 3'e kadar bir iki programın da hazırlığını yaptım. Ama nedense ben 10 koşu değil de 9 koşu olarak size yorumladım. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Gerçi sabahleyin iki arkadaş yorum yazarak beni uyardı. Ben de dikkatle bakınca eyvah dedim, 10. koşunu nasıl ıskaladım. Zaten o atları işaretlemiştim daha evvelden. Yorumlamadım. Ama açıklama kısmına ben yazdım zaten. 2 numara ve 1 numara arasında geçmesi gereken bir yarış diye. Verdiğim oyunu da zaten altılı ganyan, ikinci altılı ganyan tuttu. Tutanlara hayırlı olsun. İnşallah, gerçi ufak az bir para verdi ama inşallah daha büyük paralara nasip olur. Bugün Arife günü, Kurban Bayramı'nın Arife günü. Arkadaşlar, herkesin yarınki Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kazasız belasız günler diliyorum. Bol kazançlar dileğiyle bugünkü programıma başlıyorum. Günün ikinci koşusunda Yedili Piyasa sevenler için ben göstermiş olduğu performansıyla son ikinciliği de artık daha da iyi duruma geldiğini gördüğüm 1 numara Dukuhan Yedili Piyasa için benim günün en sağlam atı olacaktır. Burada arkadaşlar ikili oynamak isteyenler için 5 numara Akınşah'ı önerebilirim. Bu safkan da çünkü bu mesafelerde çok koşuyor. Ben Yedili Piyasa için 1 numara Dukuhan diyorum. Altılı Ganyan ayaklarına geldiğimizde şartlı 3, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim yarışında 8 tayın mücadelesini sahne olacak. Ben burada göstermiş olduğu performansıyla ve çalışmaları oldukça iyi olan 2 numara Double Diamond'ı ben size günün bankosu olarak önermek istiyorum. Oldukça formunda olan bu safkan bence bu yarışı kazanmaması için hiçbir sebep yok. Kazanması gereken bir yarışı burada. Rakipleri de ona çok uygun rakiplerle koşuyor. Ben günün bankosu olarak sizlere önermek istiyorum. 2 numara Double Diamond'u. Günün ikinci ayına geldiğimizde 16 handikap 4 ve yukarı Arapların 2200 metrelik uzun yarışında burada 8 safkanın mücadelesine ben öncelikli olarak geçen yarışta çok güvendiğim ama bir anda kaybolan 7 numara Onatkan'ın bugün aynı hataya düşeceğine inanmıyorum. Çünkü at gerçekten formunda ve bugün 50 kilo gibi çok uygun bir sikletle mücadele edecek. Üzerinde de İşman Çizik var. Ankara'da gerçekten çok etkili, çok iyilerinden birisi. Ben muhakkak yazılması gereken safkanlardan olan 7 numara Onatkan'ı ben birinci safkan olarak size önermek istiyorum. 3 numara Bülent. Bu safkan da çim yarışları oldukça iyi, etkili bir çim yarış performansı var. Son iki kum yarışını aldamayalım. Bu safkanımız kondisyonunu iyice yukarılara taşımaya başladı. İkinci safkan olarak ben Bülent diyorum. 2 numara Yakuti'ye ekürü avantajıyla bu uzun mesafeleri çok yatkın bir safkan. Çim performansı da oldukça iyi. Ekürüsü de çok formunda. Ama Yakuti'ye bugün daha iyi koşacak. Biraz acemi aprantileri var ama herkes bilir. Bu kayalar zaten hep genelde bütün çocuklara hep şans veriyor. Bu çocuklar da zaten ileride çok iyi apranti olarak karşımıza çıkıyor. Örnek ben size vereyim. Vahdettin Kaplan bile kimse tanımazken rahmetli Ramazan Kaya bu çocuğa şans tanıyarak gerçekten iyi kıvama geldi. Bu çocuk hatta dünyalar arası yanlış hatırlamıyorsam apranti koşusunda çünkü ülkemizi temsil etti ve birincilik olarak kazandı. O yüzden böyle çocukları değerlendirmekte her zaman fayda var. Çünkü içlerinden çok kara taşlar, çok sevdiğim kayalar çıkacak. Ben bunlara inanıyorum. Yeni nesil gerçekten kuvvetli geliyor. Sözümüzü neyse devam edelim. Dördüncü safkan olarak ben size altırmada Babadağ'ın oğlu olarak vermek istiyorum. Son sıfır kesinlikle aldanmayın arkadaşlar. Bu Çin performansı ve uzun mesafeleri çok seviyor. Çalışmaları da iyi. Yazılması, ben size ısrarla bu 6 numara Babadağ'ın oğlunu da tavsiye ediyorum. Ve son olarak da 4 numara Asil Rüzgar olarak size önermek istiyorum. Bu Kumbasar zaten şu aralar çok çok formunda bu arkadaşımız.
Zaten Tay da çok iyi durumda. Muhakkak ben bu safkanda 4 numara Asil Rüzgar'ı yazılmasını tavsiye ediyorum. Ve burayı 5 safkan olarak size önermek istiyorum. Sırasıyla 7 numara Onatkan, 3 numara Bülent, 2 numara Yakutiye, 6 numara Babadağınoğlu ve 4 numara Asil Rüzgar olarak size önermek istiyorum. Günün 3. ayına geldiğimizde şartlı bir dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışında 7 safkanın mücadelesinde ilk defa koşan 0 kilometre Taylar. Burada ben çalışmalarında çok çok iyi gördüm ve çok iyi bir ekürüye ait, zaten orijinal olarak da çok iyi, kardeşleri de bir ayrı iyi. Bu orijinal ana baba bir anneden orijinleri var, Dürdane'nin. Bu 5 numara Göklerin Gülü. Ben size günün ikinci alternatif bankosu olarak önerebilirim. Bu safkanın gerçekten çalışmaları çok çok iyi. Risk sevenler için, misli oynayanlar ve küçük oynayanlar için bu 5 numara Göklerin Gülü'nü ben tek olarak öneriyorum. Bu safkana rakip isteyenler, tek ciddi rakip olarak da 4 numara Gel Kız olarak size önermek istiyorum. O da işleri çok iyi. 5 numara Göklerin Gülü'nün en ufak bir hatasını affetmeyecek durumda. Burayı ben 5 numara Göklerin Gülü ve 4 numara Gel Kız olarak tavsiye etmek istiyorum, öneriyorum. Yani sizlere bu iki at olarak önermek istiyorum. Günün 4. ayına geldiğimizde kısa vade 8 Safranbolu koşusunda 2100 metrelik kum yarışında 4 ve yukarı Arapların mücadelesi, 6 safkanın mücadelesinde çok iyi safkanların, kum performansı yüksek olan safkanların bir arada olduğu yarışta ben ekürü avantajıyla 6 numaralı Doğru Yiğit'i ben size ilk safkan olarak vermek istiyorum. Kilosuna uygun, 57,5 kilo gibi iyi bir bisiklete sahip, formu da çok iyi. Uzun mesafelerde de çok yatkın. Ekürüsü de aynı şekilde. O da kum performansı oldukça iyi. Çok iyi bir sprinter bir safkan. Ben ilk safkan olarak 6 numara Doğru Yiğit vermek istiyorum. 2 numara Gümbür Gümbür. Yılların safkanı, 9 yaşına geldi ama hala Tay gibi. Maşallah diyelim, ayakları düz basın. Son yarışını kazandı yine. Safkan birkaç yarış kayboluyor ama tekrar geliyor, kazanıyor. Bu da artık biraz da yaşlılığına vermek gerekir. Safkan genel durumu gerçekten çok iyi durumda. Zaten her grupta kafa kafaya gelecek bir safkan. O yüzden ben 2 numara Gümbür Gümbür yazılacak olan, kesin yazılacak bir safkanlardan birisi. Eğer burayı 6 numara ekörleri tek atmıyorsanız muhakkak Gümbür Gümbür yazacaksınız zaten. Ve son olarak da ben size baştan sona kadar mücadeleci olan, çalışmaları da bir hayli olan 3 numara Abduhan söyleyip bayağı ben size 3 safkan olarak önermek istiyorum. 6 numara Doğru Yiğit, 2 numara Gümbür Gümbür ve 3 numara Alp Tuğhan olarak önermek istiyorum. Günün 5. ayına geldiğimizde handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşusunda burada da 9 safkanın mücadelesinde ben size bir hayli çalışmaları oldukça iyi, formu da çok çok iyi durumda gördüm. 6 numara Sparrow Hawk'ı şımat çizik ilerisinde 1. safkan olarak vermek istiyorum. Zaten son iki yarışın iki kere ikincilikle ayrıldı. Form grafiği oldukça iyi, çalışmaları oldukça iyi. İlk yazılması gereken safkan olarak 1 numara Cal Drago. Bu safkan da iyi durumda. Son dördüncülüğü de kıpırdamaya başladı tekrardan. Üzerinde iyi bir apranti var. Çalışmaları da hakkını verirse zaten ön taraflarda kendine uygun bir yer bulacaktır. Ve ben 5 numara Ring of Fire Özcan Yıldırım ilerisinde. Özcan Yıldırım gerçi bu aralar biraz çok sessiz kaldı. Bugün sessizliğini bozabilir. Ben 5 numara Ring of Fire'ı iyi çalışmalarıyla, formuyla 3. safkan olarak vermek istiyorum. Ve son olarak da 3 numara Bogeyman olarak size vermek istiyorum. Bu safkan da bu sezon koşmuş olduğu bir yarışla 4.lükte ayrıldı. Dinçlik yarışı yaptı ama çalışmaları oldukça iyi. Hiç itina ile hazırlandı, hiç acele etmeden hazırlandı. Muhakkak kuponlarda bulunması gereken safkanlardan birisi de 3 numara Bogeyman olarak size tavsiye etmek istiyorum. Bu aya ben size 4 safkan olarak veriyorum. 6 numaralı Sparrow Hawk, 1 numara Cal Drago, 5 numara Rank of Fire ve 3 numara Bogeyman olarak önermek istiyorum. Günün son ayağına geldiğimizde şartlı 3 yaşlı İngiliz'in 2100 metrelik kum yarışında burada da 12 safkanın mücadelesi var. Biraz vasat safkanlar da çok var burada.
Ama işte o vasat safkanlar da işte gerçek safkanlar bazen engelleyebiliyor. Dışında oluyor, içinde oluyor. Bir şekilde önünü kapatıyor, perdeleme yapıyor. O yüzden ben buraya biraz çok at yazmak zorunda kaldım. Çünkü çok sivrilmiş bir safkan göremedim. Birbirine yakın ayarlarda safkanlar olduğu zaman ben tedirgin oluyorum. O yüzden biraz fazla at yazmaya kaçıyorum. Ben size ilk olarak Spark Ranger olarak önermek istiyorum. Bu son 6. yılı size yanıltmasın. Bu safkan genel durumu iyi. Çalışmaları da bir hayli ilerletti. Her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. Ha, bugün ben ilk planda Spark Ranger olarak size önermek istiyorum. 5 numara Embargo. Müslüm Çelik idaresinde sürekli tabela, son 4 yarışı, 3 yarışında tabela içerisinde gezinti yapıyor. Formu da iyi. Bugün neden gelmesin? Müslüm Çelik gibi iyi bir jockey ile üzerinde. Hemen ikinci planda 5 numara Embargo olarak size önermek istiyorum. 6 numara Johnson. Bu Uğur Temur idaresinde safkan 2 yarış koştu. Bir beşincilik ve ikincilik. Çok kalite olduğuna inanıyorum ben. Dr. Funk gerçekten Amerika'da iyi bir aygır. Burada da taylarını görmek nasip oluyor. O yüzden ben bu çalışmaları da bir hayli iyi dereceli galopları var, çalışmaları var. Bugün 3. yarışında birincilikle kavuşabilir. Ben çünkü bu safkanın ben daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Her geçen gün zaten adını bize duyuracak. Herkes artık bu Johnson'ı muhakkak bir yerde duyması gerekiyor. Duyacak da. O yüzden ben size 3. safkan olarak Johnson olarak vermek istiyorum 6 numaralı. 9 numara Madame Chernobyl. Her seferinde veriyorum. Tabela da bir yerlere tutuluyor. Bugün artık birincilikle mücadelesinde görmek istiyoruz. Bugün iyi bir jockey de var üstünde, İşman Çizik idaresinde. Çalışmalar da bir hayli iyi. Bugün 4. safkan olarak ben 9 numara Madame Chernobyl'i kuponlarda bulunması gereken safkanlarda birisi. Ve son olarak da 3 numara Sunny Victory olarak size önermek istiyorum. Son yarışı kazandı. Bu formunu iyice geliştirdi. Zaten kazandıktan sonra 26 günlük gibi bir boşluk verdi. Bu çok iyi bence. Bazı arkadaşlar, at sahibi arkadaşlar hemen bir hafta sonra, 3 gün, 4 gün sonra koşturmaya çalışır. En azından bunlar bu şekilde koşturmuyor. Safkan zaten 4 yarış koşmuş. 2. 5. Çim'de bir yadırgamış Çim'i. İlk 10'a girmemiş. Ama kum performansı iyiymiş ki son kazandığı yarışı kumda daha da iyi duruma geldi. Ben 3 numara Sunny Victory ile yazılması gereken son safkan olarak size önermek istiyorum. Sırasıyla 1 numara Spark Ranger, 5 numara Embargo, 6 numara Johnson, 9 numara Madame Chernobyl ve 3 numara Sunny Victory olarak size önermek istiyorum. Arkadaşlar kanalım abonelik ücretsizdir. Bana vereceğiniz en büyük destek kanalıma abone olmaktır. Ben size bol kazançlar dileği yaparken tekrardan Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mübarek Kurban Bayramınız kutlu olsun. Hayırlara vesile olsun. Kazasız belasız günler dileğiyle bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.